hoş geldiniz. Yani bazen kanaldan uzun süre yok olabiliyorum ve arkadaşlar biliyorum yine arayı çok uzattım ama biliyorsunuz ben çalışıyorum gerçek hayatta ve çok yoğun bir dönemden geçtim. Okulun bitmesi, sınavlar vesaire. Yani sınav olan ben değilim, öğrenciler ama. Bir de benim öğrencilerle oluşturduğum bir dans grubum vardı, Instagram'ı takip edenler bilir. Onların gösterileri vardı ve hani o gösterilere hazırlanmak falan acayip vaktimizi aldı. Ama neyse, hepsi bitti. Şu anda gösterilerimizi yaptık. İşte okul sona ermek üzere. O yüzden benim şu anda bolca vaktim var ve bu vakitleri tabii ki nasıl değerlendireceğim? YouTube'a video çekerek. İlk olarak burada yokken, buralarda yokken, bu civarda değilken hangi kitapları okudum? Aslında daha çok okumam gerekiyordu ama dediğim gibi vaktim çok azdı ve o yüzden ancak bu kadarını okuyabildim. Ama yani böyle denk mi geldi bilmiyorum ama okuduğum her kitap mı birbirinden mükemmel olur? Ya hepsi mi birbirinden mükemmel olur? Hani bana böyle işte Çilem ben kitap okumak istiyorum ama çok fazla kitap okumayı sevmiyorum. Bana bir kitap önerir misin diye yoruma öyle şeyler yazanlar vardı ve yani birazdan bahsedeceğim bütün kitapları yani bu 4 kitabı da size öneriyorum. O yüzden uzatmadan geçelim. Okuduğum kitaplardan biri yine İngilizceydi ve bunu zaten biliyorsunuz. Yani bunu kitaptan herhalde bütün videolarımda bahsediyorum. Damızlık Kızın Öyküsü zaten dizisi de var biliyorsunuz. Ben bu kitabı orijinalini özellikle okumayı çok istiyordum. Ben zaten hani mümkün olduğunca İngilizcelerini orijinal gerçekten yazarın yazdığı metni görmek benim için apayrı bir haz, apayrı bir zevk. O yüzden bunu özellikle istiyordum ve Diyanar'da buldum. Çok da aramama gerek yoktu. Yalnız şöyle bir şikayetim var. İngilizce kitaplar Türkçelerden daha pahalı. Gerçekten. Neyse, ben koleksiyoncu bir insanım yani seviyorum biriktirmeyi. O yüzden şey yapmadım, aldım, okudum ve sonu tam olarak bağlanmadı. Dizide bağlandığını umuyorum. Dizinin şu an 2. sezonu yayınlanıyor. Onun dışında kitap yani su gibi aktı. Çok güzeldi. İngilizce seviyesi olarak yine basit diyemeyeceğim. İngilizcesi iyi olanlara öneriyorum. Kısacası gelecekte insanların inanılmaz bir üreme sıkıntısı çıkıyor. Bir kısırlık problemi başlıyor ve artık hani insanoğlu üreyememeye başlıyor. Bir bebek olduğu zaman, bir bebek doğduğu zaman kutlama falan yapıyorlar. Hani bu kadar yokluktalar bebek konusunda, insanların doğumu konusunda. Böyle bir sıkıntı var ortada. Ve bazı devlet adamları, bazı yönetimden bir takım kişiler yönetime el koyuyorlar. Ve yepyeni bir düzen inşa etmeye başlıyorlar ve yeni inşa ettikleri düzende kadınların hiçbir şekilde bir hakkı yok. Kadınlar sadece üreme nesnesi olarak görülmeye başlanıyor. Sadece mesela devlet adamlarının eşlerine saygı duyuluyor. Onların da yani tek görevi evde oturup hanımlık yapmak. Saygı duyuluyordan kastım bu yani sadece damızlık olarak kullanılmıyorlar. Zaten kısır oluyor çoğu. Kadınlardan çocuğu olanları, doğurabilecek olanları topluyorlar ve damızlık olarak kullanıyorlar. Bildiğiniz hayvan gibi, şaka yapmıyorum. Kadınları topluyorlar bir yere, onları devlet adamlarının evine üçüncü bir kişi olarak yani üremeyi sağlayacak olan kişi olarak göndermek üzere eğitiyorlar bir yerde. Ve biz de Offred'in hikayesini dinliyoruz. Offred de bildiğiniz senin benim gibi normal hayatını yaşayan, normal yani herhangi özgür bir kadın çat diye yönetim değişince böyle bir düzenin içine giriyor ve damızlık olarak kullanılıyor ve kumandanın evine damızlık kız olarak gidiyor. Yani daha fazla anlatmayacağım, şu anda bile tüylerim diken diken oldu. Defalarca okuyup defalarca izlememe rağmen kesinlikle izlenmesi, okunması gereken bir hikaye. Ve ikinci kitaba gelelim. Arkadaşlar yani ben ve bu kitabı okumamak şimdi yani mümkün değil, anlatabiliyor muyum? Çilem eşittir yani Teoman. Teoman'ın kitabı eşittir Çilem birinci gün aldı. Yani bunun başka bir şeyi yok biliyorsunuz benim. Kitap çıktı ve çıktığı gün aldım. Çıktığı gün okudum. Şöyle tamam, ben Teoman'ı çok seviyorum, hayranıyım. Tamam mı? Orası ayrı bir konu. O yüzden ben bu kitabı her türlü sevecektim. Bunu biliyordum. Yani kitap sıkıcı bile olsa, kitap işte atıyorum kötü yazılmış bile olsa sevecektim ben bunu. Orası ayrı. Ama arkadaşlar, kitap hakikaten çok güzel. Yani Teoman'ın hayranı olmasam bile yani bu kitabı çok severdim. Çünkü gerçekten adam yazıyor. O şarkı sözlerini yazan kişi kitabı yazmayı da hakkını vermiş. Gerçekten çok beğendim. Kendi hayatını anlatıyor. Teoman 67'de doğmuştu. O doğumundan itibaren şu ana kadar, ünlü olduğu zamana kadar ki bütün hallerini anlatıyor ve bana o kadar ilham veren bir kitap oldu ki. Çünkü sadece şey değil yani. Sadece hani Teoman'ın hayranıyım, hayatı merak ediyorum değil. Şöyle, şu açılardan düşünün. 70'lerde ve 80'lerde Türkiye nasıl bir yerdi? Hani onlara kadar fikriniz oluyor. Ya da işte o zamanlarda yaşayan küçük bir çocuğun işte
nelerle ilgilenir, hayatı nasıl geçerdi, bunlar hakkında fikriniz oluyor. Mesela Teoman tam 30 yaşına kadar hayatta ne yapacağını sorgulayan bir adam. 30 yaşından sonra ünleniyor ve o kendi sorgulamalarıyla kendimi o kadar bağlaştırdım ki çok fazla şey buldum hikayede kendimden. Çok saçma yani, o bir şarkıcı, ben bir öğretmenim, çok saçma bu konuda ama kendini bulmak konusunda gerçekten hepimizin izlediği yolu izlemiş adam. Yani böyle çat diye her şey elinin altına gelmemiş. Çok başarısız da olmuş, çok parasız da kalmış, çok aç da kalmış. Geldiği yere hakikaten hak eden bir adam. Ve beni en çok etkileyen kısmı da hani geldiği yere kadarki yolculuğu bir nebze, başka olay. Geldiği yere vardıktan sonra yaşadığı o hüzün. Ünlü oluyor, zengin oluyor, bütün kızlar ona aşık oluyor. Yani dileyebileceğin her şey etrafında ve adam depresyonda. Ve bunun sebebi de şu, diyor ki hayata dair ulaşmak istediğim bir şey kalmadı. Keşke o hani savaşan, aç kalan ama hani bir amacı uğruna savaşan adam olduğum zamanlara geri dönsem diyor. Biliyorum ki bizim çoğumuz şu anda o dönemlerdeyiz. Yani bir şeyler olmak için, bir şeyleri başarmak için savaştığımız dönemdeyiz. Ve bu dönemler aslında bize ne kadar kötüymüş, ne kadar uf varacağımız yere varalım artık, işte mutlu olalım artık desek de aslında olay vardığın yer değil, yolculuk. Gördüğünüz gibi bu kitap bana çok şey düşündürdü, çok sevdim. Bayıldım zaten, koşa koşa imza gününe gittim, imzasını da aldım. Allah'ım dünyanın en mutlu insanı benim. Teoman, bu videoyu izliyorsan harikasın. Çok güzeldi. Teoman'ın bile videomu izlediğini düşünerek kanalımı mükemmel önemsedikten sonra bir sonraki kitaba geçeyim. My life. Evet arkadaşlar, çok beklediğiniz o kitaba geldim. Çünkü bu kitabı bana Instagram story'imde gördükten sonra o kadar mesaj attınız ki oku oku oku, ilk onu oku, ilk onu oku, rez aldım bekliyorum falan diye okudum arkadaşlar ve çok haklısınız. Bayıldım. Az çok böyle okurken bir sonraki olay ne olacak, ne olacak, ne olacak tahmin edebildim. Ama yine de bana nedense böyle inanılmaz zevk verdi okuması. Yani çok böyle su gibi geçti bu da. Su gibi akan bir kitaptı. O yüzden bu kitaba da aşık oldum. Çok beğendim. Distopya yani... Ne kadar çok distopya okuduğumu anlatamam size ve izlediğimi. Şu anda 100'ü izliyorum, çok güzel bizim şu da. Neyse, ne kadar çok konudan konuya atlıyorum. Bu kitapta da yine Amerika yerine Cumhuriyet adlı bir devlet kuruluyor. Ve bu devletin yine farklı katı kuralları, farklı izlediği yollar vesaire var. Başroldeki iki karakter Jun ve Day, Yin hikayesi beni sardı. Bayağı bir sardı yani. Özellikle ikisinin tam zıt kişiler olması, işte çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama Jun ve Day'in hikayesini beğendim. Kesinlikle ikinci kitabı alacağım ve devam edeceğim. Teşekkür ederim bana bunu ısrarla önerdiğiniz için. Çok sağ olun. Başka önerdiğiniz kitaplar varsa da bekliyorum. Harikasınız çünkü. Bir sonraki kitaba girsek, bu kitabı tamamen planlamadan böyle birden bir kitapçıya girip alıp çıktım. Bu kadar güzel bir şeye denk gelebilirim. Çok sevdim. Bunu da 2 günde falan okudum herhalde. Uyumsuz adı. Bunda da şöyle bir konu var. Toplum klanlara ayrılıyor. İşte fedakarlar, bilgeler, ondan sonra ne vardı? Dostluk, cesurlar falan diye. Böyle o gruptaysan o gruba göre davranmak zorundasın diye bir kural var. 16 yaşına geldiklerinden sonra kendi gruplarını, topluluklarını seçmek zorundalar. Başrol karakterimiz de kendisini tamamen zıt bir topluluğu seçiyor ve bütün olaylar orada patlak veriyor. Zaten. Çok sürükleyici, çok macera içeren ve bayağı beğendiğim bir kitap oldu. Ben olsam acaba bu topluluklardan hangisi olurdum? Kesinlikle cesur olamazdım yani. Yaptırdıkları şeyleri okurken dehşete düşüyorum. Yok trenden atlıyorlar, yok kapıdan bacadan, nereyi bulurlarsa atlıyorlar. Ben hayatta, ben arkadaşlar Luna Park'a bile gidemeyen bir insanım. Yani ben gondola bile binemeyen bir insanım. Ben asla cesurlardan olamazdım. Ben ne seçerdim ya acaba? Ben bilgelik seçmek isterdim herhalde. Yani çoğu her şeyi biliyorlar ve hani her konuda fikirleri var. Yani ben de hani o kadar bilmek isterdim açıkçası. Fedakarlık olmak istemezdim. Çok kasıntılar çünkü. Yani zaten lakapları kasıntı ve haklılar yani. Çok kasıntılar. Tamam fedakarlar falan ama yok yani o kadar da değil. Dürüstler asla olmak istemezdim. Çünkü kimsenin yüzüne çat diye sen şöylesin diyemem. Dostluk vardı sana. Dostluk yani olabilir ama en çok bilgelik olmak isterdim herhalde. Öyle işte arkadaşlar, video çekmeyi, sizinle böyle tekrardan iletişimde olmayı çok özledim. Zaten bir sürü DM birikmiş, onları da cevaplamaya çalıştım elimden geldiğince. Yorumlar da çok fazla birikmiş. Ben biraz sosyal medyadan da çektim kendimi. Hani sadece YouTube'dan değil, Instagram'a da ne çok böyle nadir fotoğraf falan atıyordum ya da işte story paylaşıyordum. Daha çok böyle gösterilere gidince, çünkü arkadaşlar onun geri kalanında her saatinde çalışıyor. Yani bir şeylerle uğraşıyor oluyorum. O yüzden çok fazla aktif olamıyordum. Artık çok fazla vaktim var ve aktif olmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz beraber 50 bin hedefi koymuştuk 2018 için ve onu gerçekleştirdik. Neyse, sizi çok seviyorum. YouTube ailem. Çok fazla arayı açmamaya çalışacağım. Elimden geldiğince yani yarına bile koyabilirim. O kadar özledim. Öyle. O yüzden sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Bay bay. Rıcı olmamış, yaşasın. Tickle, tickle, oh tickle, 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 tap. Hey. Tickle, tickle, oh tickle, 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 tap.